arasında bir sohbet diyorum. Nasıl hissedersiniz bugün? En son kız arkadaşlarınızla ne zaman sohbet ettiniz? Uzun uzun. Böyle hiçbir müdahale yokken, telefonlar çalmazken, göz göze bakışarak şöyle derin sohbetler. Bu aralar galiba insanın en ihtiyacı olan şey bu dost sohbeti. Gelen konuklarım çok sevdiğim iki isim. Dost olmayabiliriz ama tatlı bir sohbet yapacağımız kesin. Dostluk başka bir şey elbette ama bazen arkadaşlarınızla da ya da hiç tanımadığınız biriyle de o anlık etkileşimle çok derin, çok güzel sohbetler yapabiliyorsunuz. Severek takip ettiğim, hiç tanımadığım konuklarım geldiğinde program bittiğinde o kadar derin bir bağ oluşuyor ki aramızda. Sonra da görüşmeye devam ediyoruz mesela. Aa, biz niye kaçırmışız bunu birbirimizle alakalı dediğimiz anlar oluyor. O yüzden galiba insanın birbiriyle bağ kurması çok anlık bir şey. Yeter ki samimiyet, sevgi ve güzel sohbete gönlü olsun iki tarafında. Bence bugünkü program tam da öyle. Birbirinden güzel enerjisi olan tatlı mı tatlı, kendi kariyerlerinde çok kıymetli yerlere gelmiş iki kıymetli ismi ağırlayacağım. Dolayısıyla da yola çıkış cümlemiz. Çok da zorlanmadığımız bir cümle oldu açıkçası duyguyla beraber. Bakalım hangi cümlenin peşinden gideceğiz. Efendim, Friedrich Schiller demiş ki insanı gerçek özgürlüğe ancak sanat kavuşturabilir. Evet, gerçekten sanatında çok kıymetli iki ismi ağırlayacağım bugün de. Sevgili Melisa Doğ ve Güliz Ayla. Baktım çünkü yanlış bir şey birbirinize yani mesela Melisa Ayla, Güliz Doğ falan der miyim? Niye der miyim? Beni tedirgin ettiler. Şöyle bir şey yaptılar programdan önce. Güliz dedi ki mesela senin sorularına ben cevap vereyim, benimkilere sen cevap ver. Ve benim de bu beynim hemen isimleri bile birbirine karıştırabilir o noktada. Çok fenayım bu konuda. Hoş geldiniz güzel kadınlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk güzel kadın. Ay teşekkür ederim. Leyla'cığım iyiyiz. Ne güzel sundun, açtın. Evet, vallahi ne teşekkür güzel ederiz. Ne demek vallahi. Vallahi. Bu suyumu alayım. Sunumlar lütfen. Sunumlar genelde konuğumun tezahürü cümlelerden oluşuyor. Ben yapmıyorum. Bana geliyor o cümleler. Hatta şöyle şeyler oluyor yani. Buraya gelirken arkadaşımla bu konuyu konuşuyorduk ve siz bu konuyu açtınız, inanamıyorum falan diyor konuklarım. Ben diyorum ki çok garip bir enerji bağı var benim konuklarımla aramda geldikleri andan itibaren. Bu ilk günden beri böyle aslına bakarsanız. Ve akıyor. Hikaye yolunu da buluyor. Güliz neden bu kadar kendini değiştirip duruyorsun, beni de şaşırtıyorsun? Herkes aynı şeyi söylüyor. Ama yeter değil mi canım? Menajerim dedi ki artık yasak sana saç rengi değiştirmek. Çünkü gerçekten bambaşka bir surat her zaman bambaşka saç. Saç da çok değiştiriyor ya insanı. Beyaz aşırı sendisi, değiştiriyor. Hayır, evet, bir de çok mesela, sık değiştiriyorum. Daha genç olmuşsun, müthiş olmuş. Artık bir süre kalabilir Yok, miyiz? Yok bunda artık. Ne oldu? Çok gizli işler çeviriyorsun ve tanınmak mı istemiyorsun sokakta? Hayır ya, ne gizli iş çevireceğim. Hani tanımasınlar beni, bir gün siyah bir gün işte kızıl olayım falan. Metroya binerken rahat etmek istiyorum diye alakası. Mesela öyle bir şey mi? Yok ya, çok saça hiç acımıyorum. Zaten yani keşke yarısı acısam. Kaynak bu evet. Arada. Öyle mi? Tabii. Hmm. Aynen. Ama kısacık kestirip de dolaşabilirim yani. Hani saçla ilgili gençliğimden beri öyle bir şeyim var. Gençken derken bir şey mi oldu? Yaş ne oldu? Ya 35 olduk sadece. Yaşlandın. Yok yani yaşlanmadım da yani 15-16 yaşından beri saçımı boyatıyorum ben. Ne diyorsun? Evet. Ben de. Çok seviyorum yani saçımı değiştirmeyi aşırı seviyorum. Her saniye değiştirirdim eskiden. Evet, bir dönem öyleydin gerçekten. Evet. Renk, kesim, model. Evet, yapıyordum gerçekten. Çılgınlıklar. Evet. Uzar değişecek, diyordum bu hafta yani. Gene değişecek. Öyle ya mi? Size en basit şeyi söyleyeyim saç ve değişimle alakalı. Ben bir programa konuk olup herkesin bir psikoloğu olmalı. Benim 27 yaşından beri var gibi bir şey söyledim. Çok inanıyorum buna da. Bir gün magazinciler bu programdan sonra ben haber olmuşum, haberim yok hani çok ilgili değilim böyle çıkan haberler, yazılan yazılarla hep sonradan öğreniyorum. Bir kafedeyim ve kapıda basın birikti, hala üstüme alınmıyorum. Meğer benim için oradalarmış, işte bu herkesin bir psikoloğu olmalı meselesi patlamış. Şaşırdım. Herkes deli mi demeye çalıştığını ima Anlamadım. Etmeye çalışıyorlar. Yani. Fakat Tabii. sonra günün sonunda şu çıktı hikaye. Meğer bana şu lafı iade etmek için oradalarmış. Ceyda Hanım 27 yaşından beri psikoloğunuz var. Herkesin bir psikoloğu olmalı diyorsunuz. Demek ki siz hiç iyileşmediniz. Habire saçınızı değiştiriyorsunuz dedi bana. Bu nasıl bir mantık? Nasıl yani? Ben oyuncuyum. Evet. Hani çeşitli marka üzere. Anlaşmalarım var. Her tamam. markanın reklamında aynı görünmemem gerekiyor. Hani bir de saç ve psikoloji bağlantısını nasıl kurduk? Zaten bundan dolayı herkesin bir psikoloğu olmalı şeklinde cümlemi tamamladım. İnsan mutsuz oldukça saçını değiştirir. Evet, öyle bir genel bir şey var varsayım. Ya bizim için geçer şeyler değil bunlar. Bizim
her an her şeyi yapabilir noktada evet, olmamız lazım. Zaten ben sana bunu söylüyorum ama mesela bana fırsat verseler ben ne yaparım? Bayağı erkek gibi kısacık kestirip bir o halimle de tanışmak istiyorum gibi. Ya ben 6 senedir aynı işin içinde aynaya her gün baktığımda aynı sarıyı görmekten içim darlandı. Ne yapacaksın? Yani yapacağız bir şeyler. Söylemeyecek de sana. Ama büyük ihtimalle bu yayınlanırken benim saçım farklı olmuş olacak olabilir. Gerçekten. Herhalde öyle. Hemen bugün gidiyorsun ya. Bu haftaya kim radikal biçiminde. Bir şey mi böyle? Hani? Ya yok ya, geçen sene de bir koyultmuştum falan filan. Bir tık daha koyular artık bu sarılardan. Bay bay sarı, bay bay vaziyetindeyim. Yani. Melisa, yasak elma bitti. Evet. Ve çok mu ağladın? Çok ağladım. Neden? Aşırı zor bir şey ya, yani hani bir aile gibi olduk her şeyin dışında. Hani bir rolü bu kadar sene götürmek, hani artık yani uzun gibi bir şey oluyor bir saatten sonra. Tabii. Hani o süreçler farklı ilerliyor ya oyunculukta. Evet. Hani yani role kendini çıkartma çaban vardır. Hani bir kendini iyi hissetmek vardır. Partnerinle anlaşmak vardır. Hani her rolde olan bir şey bu. Hani partner ilişkisinde özellikle böyle uzun vadeli işlerde birbirini tanıdıkça, sevdikçe, anlaştıkça başka bir şeye dönüşür. Tabii. Biz artık aile gibi olduğumuz için normal hayatımızda da. Öyle bir ayrılık bizimkisi yani hani. Ama iş bitti ve siz ayrılmayacaksınız. Hayır ya, ama yani işte o standartları bulabilmek, o sevgiyle yaptığımız bir işi başka bir işte güzel yakalamaya bir setti, çabalamak. Evet yani o çok zor bulunan bir şey bu sektörde. Seninle çok eski tanışız. Evet. Ve ben senin bugün geldiğin yeri çok uzun zaman hayal ettiğini ve dilediğini biliyorum. Evet. Hep bunu dediğin var yani kulağımda, senin sesini duyduğumda o cümle yani bende böyle göz hafızası yok ama ses hafızası var niye bilmediğim bir şekilde. Senin sesin de çok karakteristik bir ses zaten. Senle şimdi konuşurken hep şöyle bir cümle var. Ben işimle anılmak ve işimle tanınmak istiyorum. Yani. Ve çok zorlanıyorum. Bunun olmasını istiyorum, çok kırılıyorum dediğin bir dertleşmemizi hatırlıyorum. Evet, 7-7'ye de aldım kabul ettim deyip devam etmişim o dönemden diye. Evet. Evet yani çok uzun yıllarımı verdim tabii ki sektöre her anlamda. Şu an bulunduğum konum hani dışarıdan nasıl duruyor tabii ki ben bunu çok sen net bilemem. Sen nasıl hissediyorsun? Dışarıdan nasıl görünür? Ben kendimi iyi hissediyorum. Başarılı hissediyorum. Yani çok hani güzel. Zor bir şeyi başardığımı düşünüyorum. Yani özellikle 6 sezon hani hiç kastım olmayan bir işte hani bunu sağlayabildiysem insanların sevgisini ya da beğenisini bu kıymetli bir şey. Yani bunu başkası yaptığında da ben aynı saygıyı gösterirdim karşımdaki insana ki gösterdiğim çok fazla meslektaşım ve dostum var. Evet. Hani farklı işlerde izlediğim hiç ondan beklenmedik bir şey yaptığı zaman saygı duyduğum insanlar. O yüzden kendimi de hani dışarı çıkıp baktığımda orada gördüğüm yerde okeyim yani ben mutluyum orada bir sıkıntım yok. Sadece hani palette çok fazla şey var birikmiş olan. Evet. Hani 6 yılda kolay bir zaman değil özellikle çok. Bir kadın aktris için. Yani ben 37 yaşında girdim 42 yaşımda çıktım. Evet. Yani 30'ların sonu zaten yaşadığımız süreç belli pandemiler onlar bunlar. Üstüne bir de böyle 42 evet. yaşında hani 40 plus'a geçip başka türlü baktığında hayata. Hani o süreç farklı hani bunu... Daha sen benle empati kurabilirsin tabii, tabii, gibi tabii. geliyor bu noktada. Kesinlikle. O yüzden hani daha ne yapabilirim ya da ne gelir benden merakı var. Bir tabii ki üstümde bir rol var. Yani hani oradan bir çıkmak lazım. Hani gerekirse o saç da onun için. Hani o kas değişimi de onun için. Enerji de onun için. Bakacağız yani hani yeni bir süreç. Ben şu an konservatörden yeni mezun olmuş gibi hissediyorum kendimi yani. Haklısın aslında böyle bir duygu. Uzun soluklu bir karakterle evet. vedalaştıktan sonra... Bir evlilik gibi karakter aslında. Ya bayağı eski sevgilimden evet. ayrılmış gibi hissediyorum evet. şu anda. Değişik bir şey evet. dediğin gibi. Güliz, anda. Anda. Nedir? Andayız. Hemen sanırım söyleyip mırıldanabilirsin diye düşünüyorum. Al beni sarmala, göğsüne sakla. Ah kalalım sonsuza kadar anda. O kadar mı? Yetti mi? Yetmez. Ben o mahalleli kısmı istiyorum. Eski mahallem. Tamam kısmını. Evet orası lütfen çok güzel. O kısım. Hemen alalım biz orayı. Bak teşekkür evet. ederim yardımın için. Ilık bir yaz gecesi hissettirdin. Rüzgarın yüzümü yalar. Benimlesin. Tenin eski mahallem. Çok iyi bildim. Sokaklarında... Kaybolmak isterim, mahrum olmak istemem, senden mahrum etmekte. Bir sakınca görmüyorum bu kadar çok sevmekten de. Senin eski mahallem çok iyi bildiğim. Sözler sana ait. Cihat
davulcu arkadaşım sahnede benimle çalıyor. Onunla beraber yazdık, beraber besteledik. Sözler... İkimizin şarkısı. Peki böyle söz yazana bu sorulmadan geçilmez yani, ben de sunuculuk hatası yapmak istemiyorum. Hikayelerin mi var sözlerin satırlarında? Hikayelerim var ama her birinde spesifik değil. Yani olmasa da işte hep sorulur ya, şarkı yazarken nelerden ilham alıyorsun? Yani her şeyden, işte Melisa dün akşam eve gidip ağladığını söyledi. Şimdi ben bir şarkı yazmayayım mı? Onunla falan yazmayayım mı? Kalem kağıt aynen öyle yazmayayım mı? Yani her şey olabilir. İlla benim yaşamama gerek yok. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Çok yakın zamanda tanıştık. Tanıştık, yakın evet. Zamanda tanıştık. Tesadüf oldu yani bizim, evet, bugün burada olmamız. O yüzden mutlu oldum. Evet, ben de çok mutlu oldum. Birbirinizi sevdiniz. Evet. Evet. Ama birbiriniz hakkında bir fikriniz yok değil mi? Hayır. Yok. Yani çok fazla değil. Evet. Yani ortak arkadaşlarımız var. Onlar sayesinde öyle bir tanıştık. Zaten şeydi, öyle bir ortak arkadaşla tamam, bir gecede tanıştık. Tamam. Ama muhabbet, sohbet çok keyifli geçti. Süper. İyi, güzel bir sevdik birbirimizi. Demin dediğin gibi yani bazen an, evet, içinde o, evet, ilişkiyi kurabilmekle ilgili. Kurabiliyorsun gerçekten. Melisa, sen çok sıkı bağları olan bir kadınsın. Evet. Dostlukların hep böyle çocukluktan ve onlarla devam ediyor hikaye. Bence de çok içeriye yeni birini almayı sevmiyorsun yani. O zaman zaman değişiyor. Evet, ama öyle görünüyor en, evet, azından. Hani görüntü, evet, o. Kendimle çalışıyor olabilir mi? Etrafın ne duyduğu, ne gördüğü, ne hissettiği önemli değil. Sen kendini anlat dedikten sonra bunu söylemek biraz saçma oldu ama. Zor güvenen biri misin? Nasıl birisi? Zor merak güvenen ediyorum. Biri çok hiç eğlencelisin. Değilim. Teşekkür ederim. Zor güvenen biri hiç değilim. Hı hı. Öyle bir sıkıntım yok. Tamam. Yani ben iletişim kurmayı çok seven bir insanım. Tamam. O yüzden zaten çok fazla arkadaşım var. Çok az dost sayabileceğim, evet, belirli bir insan kaç sayısı kişi var. Ben de o biraz daha fazla. Yani yani o kadar insana göre dostum da tabii ki fazla oluyor. Tamam. Yani ben gene böyle canımı dişime katarak arkamda sağlam güvendiğim en az bir 5-6 isim sayarım yani. Süper. Hani o konuda rahatım. Hani bir insanın bir dostu olur gibi bir yok, şey inanmıyor. Yok, benim de çok dostum yani, var. Bu kadar bir şey. Tabii bence ki. Herkese paylaştığım başka şeyler var. Hani daha derinlikli sohbetler ettiğim başka arkadaşlarım var. Daha sanat konuştuğum başka arkadaşlarım var. Yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. İşte demin de söylediğin şey mesela Güliz'i ben tabii ki sanatçı olarak tanıyorum, takip ediyorum, uzun zamandır biliyorum, şarkılarını seviyorum ama hani onunla sohbet ettikten sonra her zaman ön yargıdan bahsetmiyorum ama bir fikrin olur biriyle ilgili. Tabii. Ve beni en çok hayatta mutlu eden şey o fikirlerin yıkılması oluyor. Olumsuz anlamda demiyorum, evet, olumlu, evet, ve olumsuz anlamda. Hı-hı. Onu seviyorum yani, insanlarla o bağı kurmayı seviyorum. 100 işte o kredi. Ben de 100 ve üstünden başlıyor. Evet, çünkü bir hep de çok sosyalsin. Yani evet, severim onu yani. 100'den hani başlıyor kredi. Bir de insan çok ayıran bir insan da değilim ben. Yani herkesin kendine göre bir yapısı var. Biraz psikolojiyle de ilgilendiğim için, sevdiğim için. Hı hı. Yani insanların o anlık verdiği tepkileri de çok genele yaymayı sevmiyorum. Yani birinin canı sıkkındır. O an seninle tanışırken çok da böyle içten bir yerden tanışmıyordur. Bu da çok samimiyetsiz demem o insan için. Yani kim bilir şey ne yaşadı derim. Hani 3-5 kere de aynı tavrı sergiliyorsa o zaman bir fikrim olur onunla ilgili. Geneyle bu şey demek ki diye. Yani. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey bu. Önyargılı olmayı çok sevmem yani. Evet, o yüzden de ilişkilerim daha samimiyet üstünde kurulu oluyor. Olduğum gibi takılmayı seviyorum. Yani ben neysem o vaziyetinde ortaya koyuyorum kendimi. Genelde de öyle koyduğunda karşı taraf da öyle geliyor. Ben ona inanıyorum. Peki DJ'lik? Hayatın neresinde? Ya DJ'lik öyle çok bir yerinde değil. O şöyle bir süreçte başladı. Ben böyle gezmeyi seven bir insanım. Sen de tabii ki biliyorsun. Hı hı. Sevdiğim müzikleri dinleyemediğimi düşündüğüm yerde başladı benim için. Ha, ne yani güzel. Mekanlara gidiyorsun ve müzikten tatmin olmuyorsun. Tatmin olmuyorum ve niye olmuyorum? Ve ben sürekli buraya geliyorum ve istediğim müzik niye çalmıyor? Çekilsene bir şey herhalde. Tam çalarken niye buna dönüyor falan. Bir çekilsene sen oradan diye. Ya, genelde çekilmiyorum. Beni ittiriyorlar kabine yani. Ha, hani ben eğlenmek istiyorum başkası çalsın isterken. Öyle başladı yani. Müzik zaten seviyordum. Hep bir arşivlerim vardı. Plak çok severim. Müzik severim. Farklı yani profesyonel olarak mı yapıyorsun yoksa gittiğin ortamlarda hadi ben yaptım, de bir çalayım mı? Yaptım, profesyonel olarak yaptım. Ha. Çaldım tabii ki, çok yerde çaldım. Hani belirli eventlerde çaldım, kendi host ettiğim partilerde yaptım. Aa, bunları. Yaptım yani. Ben orayı kaçırmışım. Bir de şey, benim böyle belirli bir türüm ya da tarzım da yoktur. Biraz kitle üzerinden çalarım ben. Yani kokuyu alırım, hani kim ne seviyor.
Biraz önemli. Anlarım yani, bir iki şarkı çalarsın. Senin çaldığın bir vallahi, geceye gelmek isterim. İsterim tabii ki, çalarsam tabii ki davet yapacak edeyim. Yapacak mısın? Yani bu arada tabii bir rahatladığım için bu tip şeyler, hobilerim olan şeylerle de ilgilenmeyi tercih edeceğim bir dönemdeyim. Bakalım. Değil mi? Haber en yerim. Çok yani lütfen. Asla olmazsa olmaz üç şarkın ne yani, mutlaka çalarım. Bu da benim imzam dediğin. Ha, o değişir. Yani öyle bir üç şarkım yok anda. Benim. Anda. Ha, anda. Gülizale Anda'yı ben çalıyorum. Diye. Tabii, evet. Gerçekten böyle. Çalarım yani. Ya da şu an aklına gelen üç şarkı yani. Yani ben en çok beni son dönemlerde, tenzih ediyorum senin şarkını çok sevdiğimi söylemiştim. Ay ben de canım müthiş. Uzunlar acayip sevdiğim bir parça oldu, evet, benim yani. Çok, çok seviyorum. Nükhet Duru'nun versiyonu da çok beğendim. Aa. Tabii ki, o da çok iyi. Dinlemedin mi onu? Hayır. Ben lütfen dinle. Vallahi dinlemediniz mi? Bunlar not olsun. Lütfen dinleyin. Seviyorum yani, sevdiğim grupla. Evdeki Saati seviyorum. Yüzdeyken Konuşuruz'u seviyorum. Hani böyle o yeni dönem çıkan şarkıları, evet, çok takipteyim. Ama tür değil benim derdim. Türdeki iyi şarkılar. Yani o türü çok sevmiyor olabilirim zaman zaman ama o türde öyle bir şarkı çıkar ki seviveririm yani. Hani şarkıyı sevmem lazım. Senin burcun ne? Kova. Senin burcun ne? Boğa. Senin sen burcun koç. Ne? Ben koç. Koçsun sen. Koç bilir. Ay nasıl tutuyorsun aklını? Şey izlemiştim bir programında. Ben böyle hemen her şey acil olsun. Kimle? Azal'la evet. Mı yaptı? Badeyle mi, hangisiyle? Olabilir. Hemen her şey o anda olsun Bade istiyor falan. Bade bir şey demiştim. Bade o sükunetinden dolayı olabilir. O yüzden ama orada dedim ki koçtu Ceyda diye. Bir de bugün öğreniyorum, benim ay burcum da koç. Ondan dolayı da fenaymış. Koç, Başak, koç. Sana şimdi olsun hemen başarılar diye. Teşekkür ederim. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Biliyorum. Hani her şeyi aynı anda halledersin ama sana çok görücü bir şey. Evet efendim. Yükselen ne? Başak. Başak. Daha da beter. Yo, aslında dengeliyor. Ama işte hemen olsun. Suyun yok. Müşkül pesent bir de ama ben. Çok iyi olmalı o olan, hemen olan işte şeyde. Hemen olacak, iyi olacak. Evet. İşte mükemmeliyetçili. Şu anda evet efendim, bununla ilgili çalışmalarım sürüyor. Su yok haritanda. Yok. O üçlüde bir su bir tık yumuşatırdı. Keşke. Sende var mı? Bir yengeç. Bende yayım. Var, ayım yengeç. Oh. Üçüncüyü bilmiyorum. Bu ay bakarız. Bir de onunla mı ilgileniyorsun? Aa tabii, astroloji en sevdiğim şey. Gerçekten. Kova burcuyum ben. Ben kova hiç bilmem. Human design ile ilgileniyorum, astrolojiyle ilgileniyorum. Ben orada şeyim, human design'ımı da biliyorum. O çok enteresan bir şey. O çok iyi. Yani bunu tabii seyirciler human design ne diyecekler şimdi. Bu aslında sizin nasıl bir mizaca, yapıya sahip olduğunuzu anlatıyor. Bana da bir arkadaşım bakmıştı. Manifestor generator mısın? Evet. Tamam, öyle bir şey. Manifestocu. Ya manifestor ya da manifestor generators. O ne? İkisi farklı. Beş profil ayırıyor aslında. Öyle mi? Evet. Yok, manifestor. Çekimden evet. Sonra oturur muyuz bir yarım bu saat? Bu çok uzun biliyor musun? Ama öyle çok mi? Doğru çıkıyor. O astrolojiyle Hinduizm arası bir şey. Yani yurt dışında insanları baya evet. Buna göre falan işe evet. Alıyorlar. Ve yani böyle, çok acayip evet. Bir şey. Yani. Hani Allah karakter Allah. Analizi gibi bir şey. Ben de çok sevdiğim bir arkadaşım çok ilgili eğitimlerini falan veriyor. O söylemişti ve böyle 30 sayfalık 40 sayfalık bir şey yolladı benimle ilgili. Evet yani beni tanıyan biri ancak onu yazabilir yani. Şeyi çok ilginç onun. Yani mesela iki tane chart, iki harita çıkarıyorsun diyelim. İlişki gibi düşün yani, kadın erkek ilişkisi gibi düşünelim. Evet. Birlikte iş yapan insanlarda da mesela bakılabilir bir şey. O chart'ta belirli kanallar var yani o haritaya göre. Mesela o kanalla o kanal birbirini tutuyor. Diyelim ki senin müzisyen bir sevgilin var. Kanalın tutuyor ve birlikte üretiyorsun. Ama aslında yaratıcılık kanalın tutuyor. Ve aslında orayı doğru okumak gerekiyor. Aslında çok belki güzel. Sen sadece o insanla üretim yapmalısın. İlişki yaşamamalısın. Evet. Ama böyle böyle yalnız mı kalırız bu kadar araştırınca? Hayır, kiminle ne yaşadığını bilmek gerekiyor gibi bir şey. Yani ben human design'ı çok sardım. Hani vakit alıyor muyum bunu anlatarak yo, bilemiyorum. Yok, ne münasebe, sohbet ediyoruz. Şey gibi düşün, bazı insanlar sadece bilgiyi almaya yönelik hareket ediyor. Bilgi vereceksin. Yani diyelim ki işte yumurta bitti evde. Kocan yumurta alsın istiyorsun. Yani çok basit örnekler evet, veriyorum evet. Da. Yumurta alsın. İşte yumurta bitmiş, almadığında neden almadığında bilmem ne de söylemiştim. Yani bu değil. Sadece şu bilgiyi alıyor o yapı. Yumurta bitmiş. Yani. Gerekli olanı alsın. Bu kadar zaten. Gerekli olanı alıyor. O, peki o arkadaşım bu sana yardım ediyor mu? Ediyor. Bana şöyle ediyor. Nasıl? Ben projektörüm human design'da. Tamam. Bana diyor ki sen davet beklemelisin. Hani wait for invitation dediği bir şey var. Sana diyor ki senin diyor imzan başarı. Hani başarılı olduğumda mutlu hissediyorum kendimi. Kendim gibi davranmadığımda da benim hissettiğim duygu acı çekmek. Yani baya böyle fiziksel acı gibi acı çekme hali.
Ama mesela sen de öyle değil büyük ihtimalle. Yani sen generatorsan, sen satisfied'dir. Yani tatmin olman gerekir her yaptığın şeyde. Bu işten tatmin olmasın, konuğundan tatmin olmasın. Yani sen burada dünyanın en iyi sunumunu yap. Sen konuğundan mutlu olmadığın sürece sende bir karşılığı yok. Yok evet. Burada çıktığında diye ya düşünürsün evet. onu. Evet. Gibi bir şey. Peki ya aşk? İkinize aşk birden soruyorum. Var artık, var mıymış öyle bir şey? Deme ya, o durumda mıyız? Yok yani artık çok şey geldi bana aşk mevzuları. Öyle mi? Yani, vazgeçiş mi artık, hayır, inanmamak yani, mı? O da değil, çok keyifli bir duygu bence. Evet. Özür dilerim lütfen, sen de çok konuştuğum gibi geliyor şu an. Yok hayır, anı. Bende var aşk. Ne güzel. Oy, bak, evet, aşığım. Bak hissetmiş gerçekten gibi. Gerçekten evet. Ne zamandır? 6-7 aydır falan. Şeyden iki tatlı gündür desene. Dün oldu. Dün oldu birden karşı çat diye buraya gelirken falan. Peki nasıl hissediyorsun? Evet bu aşk. Yani, ne oluyor? Bir anda söz yazmaya mı başlıyorsun? Atıyorum. Hayır, sahne ya performansı mı değişiyor yoksa evet o bildiğimiz kelebekler uçuşuyor. Kelebek ve bu, ya. Tabii tabii. Dünyanın en güzel duygusu da evet, uzun vadesi yok. Evet. Yani o anın kendisinde çok kıymetli yani senin ilişkin tabii ki bilemem. Yani. Şu an iyi gidiyorsa şey, çok güzel yani gidiyor canım. Kelebek yani gerçekten her anı ama yani işte sonunu düşünen kahraman olamaz zaten. Bilmiyoruz hayat yani hani. Güzel başlıyor. İnşallah güzel devam eder. Şu an keyfim çok arkadaş yerinde. Arkadaş olmak lazım. Sen ya şans vermeyi bıraktın hikayede. Ben şans vermeyi bırakmadım. Ben sadece benim mantalitem değişti bu konuyla ilgili. Yani ilişkinin çok kıymetli bir şey olduğuna ve kimsenin yalnız olmaması gerektiğine inanıyorum hayatta. Evet. Ama aşka çok kafayı takmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani o hani yalnız kalmanın bir keyfi var hayatta. Kesinlikle. Tabii. Yani katılıyorum aynen. Sırf yanında biri olsun duygusuyla bir ilişkiye girmektense anladım, yalnızlığın tercih edilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. İlişkide de yalnız kalabiliyorsun mu? İşte bence kalınmamalı. Ya ilişkide yalnız kaldığın anda o ilişkiden çıkmalısın. Bence de kalınmalı. Şimdi ben bunu hayır, şey, yalnız hissetmekten bahsettim. Hayır, yalnız hayır hissetmek kendi değil. Kendi kendine de olabilmek. Tabii ki olmalı. Tabii ki ilişkide olmalı. Yalnız hissediyorsan o ayrı, onu olsun demiyorum. Yani kendini yalnız hissettiğin yerde o ilişkide durmaman tabii gerektiği. Tabii ki de aynen. Ama aşk gerçekten bence de çok işte ne bileyim kimileri hayatında biri olmadan yapamaz ya işte. Hmm. İşte çok yalnızım birini bulmalıyım falan. Ben de o yalnızlıktan çok keyif alırım. Yani. Peki sahnedeki tezahür ne bu meselenin? Ya oyuncu olarak az çok biz biliyoruz hayatımızda, hayal kırıklığı yaşadığımızda, inişlerde, çıkışlarda, performans etkisini. Ama bir şarkıcı için ne oluyor? Ben şarkıcı olsam, sevgilimden ayrılıyor olsam bazı şarkıları ağlamaktan söyleyemem mesela. Sende nasıl bir yani etkisi var? Yani ben annemi kaybettim, haftasına sahneye çıktım. Başın neticede teşekkür ederim. Olsun. Hani tabii ki de çok zor ama gerçekten show must go on. Öyle ya, tabii ki de. Ben çıkamam mesela. Ben öyleyimdir biraz. Sen? Yani ben profesyonel kısmı ayırabiliyorum yani yaparım. Yani bir duygularım benim çok işime yani beslenirim duygu anlamında ama yapabilme anlamında benim bana çok ket vurmaz yaşadığım şey. Ben yapamam. Yani ben öyle kötü bir hafta geçiriyorum yani, ki yani ben bunu yapamam gibi bir durumum olamaz yani. Hemen yok, yok, hani annem öldü sahneye tabii ki yani, hani, çıkamayabilirim ya. Tabii ki tabii ki. Bir hafta boyunca tabii ki de müthiş işte bir şey diğer yapıyorsun konserlerimi iptal ettim mesela ama ondan sonraki yok bir bakış açısı bu tabii şunu ki yaparak ben annem için söyleyeceğim bu gece diye tabii çıkmak tabii da çok ki romantik bir de, şey. Hiç kolay değil. Devam de etme içgüdüsünü besleyen ben öyle bir şeyse bence işte çok da sağlıklı hani ne olursa olduğunu olsun ve hep şeyi düşündüm yani kesinlikle böyle istemezdi annem. Çünkü onun çok uzun süren bir hastalık süreci vardı. Bence o ilk bir hafta konserlerimi iptal ettiğim için de kızmıştır bana. Hep onu derim yani. Tabii kaybettiğin insanın bakış açısı da çok kıymetli derdi, hayata aynen karşı. Yani seni sürekli sport eden bir ailenden bir birey varsa sen tabii onu onun içinde yapıyor oluyorsun aslında. Tabii. Yani bir de herkesin yapısı da farklı ya yani. %100 zaten bu yüzden merak ediyorum. Şimdi bizi izleyenlerin bir kısmı benim gibi, bir kısmı senin gibi, bir kısmı senin gibi. Ya yani eleştirmek, şey, yanlış anlama, senin için söylemedim. Yani hiç insanlarda değil vardır zaten yani. Zaten tam da bu yüzden yazma, konuşuyorum. Yazma çizme meselesi evet altına. Annesi yeni karışmayın önce hemen sahnelere yani attı şey kendini yok falan gibi atıyorum zaten mesela. Zaten tam da bunun altını çizmeye çalışıyorum. Hepimiz sanatçıyız, hepimiz duygular yaşıyoruz. Yaptığımız sanat duygulardan çok etkilenen bir sanat. Biri yapabiliyorken, biri yapamıyorken bunun eleştirisini yapmak kimsenin haddi değil. Böyle bir olabilmek ve buradan belki birbirimize yardımcı olmak. Mesela o gün çıktığında bütün şarkılarını söyleyebildin mi? Yani söyleyebildim ama ya şu şöyle bir şey. Şimdi mesela işte bir konser var ve o insanlar o konseri beni görmek için bilet almışlar. Belki tamam hayatlarında bir yıldır dışarı çıkmayan biri ya da atıyorum belki harçlığına denkleştirmiş bir öğrenci. Tabii. Şimdi ben o kendi içimdeki fırtınaları ona yaşatıp hani
Ya onun güzel, ya onun anısının güzel olması gerekiyor ama ben tabii ki de seyircimle işte paylaşıyorum, dertleşiyorum, hani hep sahneme gelen, konserlerime gelen insanlarla hani iletişim kurarım, anlatırım ama yani ona da ne bileyim ben mesela onun o gününü baltalamak belki hayatından kıymetli bir tanecik bir gün, belki o akşam atıyorum evlilik teklif edecek sevgilisine benim sahnemde falan. Tabii. Hani neticede ben hep şey düşünüyorum, bu iş hizmet sektörü ya işte gerçekten. Ama öyle bir bakıma yani. Ama özgürleştirdiği kadar da şifa veriyor aslında. Tabii, gibi bir şey var. Sana sahnede da iyiyim zaten. O da benim için terapi gibi de aynı zamanda. Bir de şey yani çok güzel bir şey. Hepsi beraber seni bir seven duygular. İnsanların hepsi orada. Evet. Ve o sevgiyi almak bu. Çok güçlü. Aynen. Ben dün bunu yaşadım yani. Hani, ne oldu? Yazılanlar, çizilenlere baktım ve dedim ki yani hani ne güzel bir sevgi. Yani çok kıymetli bir şey ya. Yani hani benim moralim bozuk evet bazı düşüncelerimden ve hissettiğim o ana dair duygularımdan dolayı ama o sevgi tamam ya yani hadi yola devam dedirten şey o oluyor zaten. Peki Güliz, tip 1 diyabetsin. Evet. Sürekli spor yapıyorsun. Evet. Bu da önemli. Diyabet hastalığı olan hayranların için bunun üstünden geçmek lazım. Geçelim. Ve buna göre yaşıyorsun. Tabii. Mecburum. Yani şöyle hep bana soruyorlar, diyorum ki siz benim yaptığımı tam olarak yapmayın çünkü işte sahne saati vesaire. Gerçi çok kolay şeyler artık, kan şekerini ölçmek, insülin yapmak. Ama yine de aksattığım oluyor tabii ki de, özellikle çalıştığım günler. Ama işte her zaman beslenmeme dikkat etmek zorundayım, her zaman spor yapmak zorundayım, her zaman doktor kontrolünde olmak zorundayım vesaire. Yani hayatımı sağlıklı idame ettirebilmek için. Zaten hep derler ya işte tip 1 diyabet şeydir hani uzun yaşarlar aslında tip 1 diyabetler kendilerine iyi baktıkları sürece. Zaten ben şeker hastası teşhisi konan arkadaşlarım oluyor bazen, diyorum ki şanslısın çünkü buna göre yaşarsan hepimizden uzun yaşayacaksın. Asıl yaşamamız sağlıklı. Gereken hayat sağlıklı oluyor diyelim. Bu. Evet tabii. Müthiş bir şey ama tabii nereden baktığımıza bağlı. Şimdi Zor, aşk tabii. Geçmişim tiyatro oyunu bitti. Hı. Sırada bir oyun var mı? Çünkü şahane bir tiyatrocusun. Seni sahnede görmek isteyecektir seni sevenler. Bu sezon özellikle birkaç oyun geldi. Kabul edemedim. Çünkü benim aynı zamanda sette... Bu arada ben Gülze defteri versem yazsa biz seninle konuşurken. Bu sayfa senin. İstediğim gibi yazıyorum. Her şeyi yazabilirsin. Yoğundu çok set. Son sezon artık. Sette de bir iki tane arkadaşım çok güzel oyunları vardı. Onlar devam ediyorlardı. Bizim işte bir karar veremedik bu sezon devam mı değil mi diye durduğumuz bir sezondu. Yeni bir sıfırdan tiyatro işine girmek çok aksatacaktı bizi. Haklısın. Çünkü üçümüzün de hep birlikte olduğu sahnelerimiz vardı. Düşünsene biri pazartesi, biri salı, biri çarşamba akşamı oyun oynasa. Yani onu doğru bir matematikte yapmak lazım. Evet. Bir tık da kafam rahat etsin istedim. Çünkü zaten hep diziyle tiyatroyu bir arada götürdüm. Hani buraya konsantre olayım, bu sezonu böyle bitireyim istedim temiz temiz. Yapmak istediğim şeyler var. Aslında ben hani daha tek kişilik bir şey yapmak istiyorum. Açıkçası bir metin arayışındayım. Kendi yazdığım, çizdiğim şeyler var. Harika. Biraz öyle bir şey olursa galiba onu yaparım. Biraz durmam lazım yani. Ya bence artık durmayacaksın. Ben öyle hissediyorum seninle ilgili. Bakalım. Çünkü dediğin gibi birikmişler var. Şu anda başka bir yerdesin. Ben senin durmanı da dilemiyorum açıkçası. Biraz dinlenmem lazım. Tamam, 15 gün yani dinlen. Mental olarak. Sonra üretmeye devam İnşallah. Et. Çünkü bakalım. Bence çok kıymetli. Şimdi Güliz Ayla'nın enleri diye bir şey var karşımda. Hızlıca sana soracağım. Sonra da Güliz'e tekrar soracağım. 18 yaşındaki halimle karşılaşsam ona söyleyeceğim ilk şey. Kendim için mi söylüyorum? Evet, sana soruyorum. Yola devam, aynen böyle git derdim. Tamam. Çok kıskandığın, keşke ben yapsaydım dediğin iş. Valla şeyi izledim. Aktrisi izledim en Ay, son. Evet, merak Pınar'ın ediyorum. İşini. Evet. Bir kadın aktris için mükemmel bir senaryo. Evet, yani ben de izleyeceğim. Mesela hatta, hani ben olsaydım gibi bir yerden değil, çok şanslı buldum onu bunu yaptığı için. Gayet de güzel perform etmiş her şeyi. O tip rolleri seviyorum yani, değişkenli rolleri seviyorum. Pınar'a da sevgiler duyuyorum. Aynen. Müthiş bir performansı varmış. Ben de bu akşam izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ekran başına geçtiğinde hiç düşünmeden defalarca izlediğin dizi. Outlanders. Gerçekten mi? Friends dersin diye düşünmüştüm. Yok. Onlar pek benim kalemimmişler değil. Yani tam severim ama tamam. Ben daha duygusal dönem, fantastik. Ha. Böyle evet, bilim kurgu tamam. Şeyler seviyorum. Son dönemde okuduğun ve herkese tavsiye edebileceğin kitap. Ara ara çok kitap okuyorum ama Rezonans Kanunu
Böyle alıp alıp okuyorum. Gene en son ona baktım yani. Gene böyle bir yani kendine gel falan deyip gene onu okuduğumu biliyorum. Peki. Severim. Sena defteri yazarken aynı soruları Güliz'e soracağım. Zaten cevap vermişsin ama belki değişmiştir bir şeyler diye. Cevapları hatırlıyorsan da bilmiyorum ama. Asla hatırlamıyorum. Tamam, ne süper. Zaman cevap vermişim? Yalan ayol falan diye. Değil mi? 18 yaşındaki halinle karşılaşsan ilk ne söylerdin? Sakin ol derdim. Anı yaşa demişsin mesela daha önce. Çok kıskandığın, keşke ben yapsaydım dediğin şarkı. Şarkı. Of, o çok değişir bende. Bilmiyorum, gelmedi aklıma şu an. Yani Anuk benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim, hayran olduğum biri. Onun herhangi bir şarkısı olabilir. Mor ve Ötesi yardım et demişsin daha önce. Ekran çok önce galiba bu değil mi? Galiba. Ekran başına geçtiğinde hiç düşünmeden izlediğin defalarca dizi. True Detective. Seinfeld demişsin daha önce. Çok severim Seinfeld, onu da. Pardon. Son dönemde okuduğun, herkese tavsiye ettiğin kitap ya da edeceğin kitap. Şu an kitap. Başucu kitabım, herkese tavsiye edeceğim Panik Atak'ta kitabı. Evet, onu, o zaman da Panik o zaman Atak'ta o çünkü demişsin. Hiç ayrılmıyor başımdan. Öyle, Panik Aksiyete, Atak var mı sende? Aynen var maalesef. Hmm. Peki günün en sevdiğin saati? Sabah, erken. Evet. Peki erken hayatta saatler. En çok para harcadığın şey? Gezmek, seyahat. Teknoloji ve yeme içme demişsin. Peki sana son soru. Söz yazıyorsun, şarkılarım benim günlüğüm gibi diyorsun. Ve biten bir ilişkinin ardından çıkıp tekrar o şarkıları söylemek hatırlatıyor ve seni biraz garip hissettiriyor mu? Bu zor bir şey çünkü. Yani zor bir şey ama hiç çok garip hissettiğim olmadı. Çünkü bende de hani iş, yani şimdi şarkıların yapılma aşaması başka biri yapıyor gibi onlar ama sahne onun şov kısmı ya aslında. Evet. O sahnede o başka bir butona basıyorum. Yani ister istemez yapım da öyle. O yüzden hani yaparkenki hissettiklerimle söylerkenki sahnede sergilediğim şovla birlikte söylerkenki şeyler her zaman aynı olmuyor. O yüzden dediğim gibi hemen başka bir switch'e geçip hani çok fazla böyle maruz bırakmamaya çalışıyorum kendimi duygusal olarak yormamak için. Gamsız şey. Olmaya çalışıyorum özetle yani olamıyorum ama olmaya çalışıyorum. En azından deniyorum. Bir kadın için gamsızlık çok zor bir kelime. Çok özeniyorum gamsız arkadaşlarıma. Aa, gerçekten çok. Genimiz izin ver yani şeyimiz izin vermiyor. Hormonlarımız öyle bir şey izin vermiyor. Gerçekten. Ben çok kullandığım kelime o. Arkadaşlarım söylüyor abi bir oraya gidiyor. Hadi abi diyor. Hadi abi gibi bir cümle var yani. Böyle darlandım da nasıl. Hadi abi. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz Ceyda. İyi ki çağırdık. Tekrar gelin, tekrar gelin, tekrar gelin. Yolunuz açık olsun. Sevgiyle izliyorum sizi. Programı uzun uzun kapatmayacağım efendim. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız ama ben programı kapatırken bir fotoğrafımızı çekerek kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ne diyordun dedi? Hadi abi. Hadi abi. Diyebiliyorsak şahaneyiz. Birbirinden tatlı enerjili iki konuğumla kadın kadına sohbet iyi geldi. Bir daha ağırlamak istedim elbette, zaman yetmedi. İyi ki varsınız kızlar. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı sevgili Melisa Doğu ve Güliz Ayla. Ceyda, seni ilk defa yakından gördüm, aşırı güzelsin. Önce onu söyleyeyim. Enerjin ve bereketin bol olsun. En güzel şeyler senin olsun. Güzel ev sahipliğin için teşekkür ederim. Güliz Ayla. Sevgili Ceydan, senin gözlerinin içinin güldüğü akışkan enerjin bana ne kadar iyi geliyor şu an bilemezsin. Çok mutlu ol. Güzellikler peşini bırakmasın. Melisa Doğu.